Anadolu'da bugün TV olarak durağımız Konya'nın Ilgın ilçesi. Yaklaşan 2024 yerel seçimler hakkında Ilgın Belediye Başkanı ve parti ilçe başkanlarının görüşlerini almaya devam ediyoruz. İlk durağımız Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş oldu. 2024 belediye seçimlerinde yeniden aday olacağını ifade eden Ertaş önemli projelerden bahsetti. Allah'a izin 2024 Mart ayı sonunda tabii ki partimizde uygun görmesi halinde belediye başkanının adaylığımız söz konusu. Biz bu seçime hazırlanırken aslında seçimi kazandığımız gün başlamıştık. Derseniz ki projeler nedir diye ben size herhalde 70 tane falan proje sayarım. Devam edenlerle ilgili konuşalım isterseniz. Büyük projelerle ilgili konuşalım. Biliyorsunuz Ilgın organize sanayi bölgesi yoktu. Biz göreve geldiğimizde sadece yer tespiti vardı. Yer tespitinde de organize sanayi bölgesi Zafer Mahallimizde hat yeri bulunan yerini bu arkadaşlarımız 1.561.000 metrekareyi alanı tabii ki belirlemişler. Mütevelli heyetini kurduk, sermayesini aktardık. 15 hissenin 9'unu Ilgın Belediyesi, 3'ünü Büyükşehir, 2'sini Valilik ve 1 hissesini de Ticaret ve Sanayi Odamız aldı. Bizden önceki organize sanayi bölgesinde yapılan çalışmalarda emek sarf eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama göreve geldiğimizde insanların doğduğu yerde doyan bir ilçe istediğimiz için önceliğimiz organize sanayi bölgesi oldu. 2019'un 9. ayında meclis kararımızda da biz bunu mütevelli heyetin kurulmasını talep ettik ve mütevelli heyetini kurduk. Sermayesini aktardık. 961.000 metrekare alanda kamulaştırmaya başladık. Ve bu alanın kamulaştırması 2023'ün 4. ayında tamamlandı. Şimdi Sanayi Bakanlığı'nda imar planının onayını bekliyoruz. Ve 45 parselde şu anda 35'in üzerinde yatırımcı ön talep topladık. İnşallah yakın zamanda ön talepleri karşılayacağız. Ve organize sanayimizin fabrikalarının bacalarından duman çıkmaya başlayacak. Gençlerimiz göç yapmayacak, doğduğu yerde de doymaya başlayacak. Büyükşehir her zaman bizim yanımızda oldu. Gittiğimiz zaman istediğimiz her şeyden almadan dönmedik. Biz istemekten utandık ama o vermekten utanmadı. Burada sizin kanalınızda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum. Şimdiki durağımız Ilgın Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Mustafa Kozan'ın makamı oldu. Tüm parti mensupları ile sahada olduğunu söyleyen Kozan'dan seçim değerlendirmesini dinliyoruz. 2024 için yerel seçimlerle alakalı tabii ki adayımız çıkacak. Birkaç arkadaşımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Yerel seçimlere hazırlığımız için yönetim kurulumuzla beraber değerlendirmelerimizi yapacağız. Dediğim gibi 2-3 civarında arkadaşımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda biz Ilgın'da ana muhalefet partisi konumundayız. Son genel seçimlerde oyunu arttıran tek parti biziz. 1500 civarında oy arttırdık. Diğer partiler AK Parti 2000 civarında oy düştü. Milliyetçi Hareket Partisi 1000 civarında oy düştü. İyi Parti 700 civarında oy düştü. Cumhuriyet Halk Partisi 1500 civarında oyunu arttırdı. Biz şu anda ana muhalefet partisi olarak da tabii ki değerli, çalışkan, özverili, Ilgın'a çok faydasının olacağını bildiğimiz bir arkadaşımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki her zaman sahadaydı. Ilgın Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine sahada olacağız. Çalışmalarımızda bir sıkıntı yok. Yönetim kurulumuzda ve örgütümüzle beraber, ilçe teşkilatımızdaki tüm üyelerimizle beraber. Bizde 400 küsür üye var. Hepsi yönetim kurulu gibidir. Bizde ayrı gayri yok. Tüm arkadaşlarımız, üyelerimiz destek verirler, veriyorlar da. Geçen dönem 99. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde balo yapmıştık. Çok da güzel oldu. Konya'da tek ilçe bendim, balo yapan tek ilçe. Bu sene de bunu daha farklı bir şeye taşıdık. Atatürk Anıtı'nın önünde yine üyelerimizle, halkımızla beraber çok güzel bir Cumhuriyet kutlaması. Çelenk koyma töreni, saygı duruşu, istiklal marşı, konuşmalar ve müzik eşliğinde halkla beraber program yaptık. Buradan da kendilerine katılan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman vatandaşın, halkın yanındayız. Düğünlerde, sünnetlerde, hastalarda, cenazelerde hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Ama buraya siyaset de sokmadık. Bu gittiğimiz yerlere kesinlikle siyasi bir beklenti içinde gitmedik. Çünkü biz Ilgın'da yaşıyoruz. Ilgın 50 bin nüfuslu köyleriyle beraber, mahalleleriyle beraber diyelim yeni sisteme göre. Herkes birbirini tanıdığı için biz burada çok siyaset yapmayız. Kendi içimizde yapmayız. Yani bir cenaze varsa
hepimiz gideriz. Onlar da bize gelirler. Bir düğün varsa hepimiz gideriz. Onlar da bize gelirler. Bu tür ilişkilerimiz Ilgın'da tüm ilçe başkanları arkadaşlarımla iyidir. Diğer siyasi arkadaşlarımızla da iyidir. Yerel seçimlere hızlı bir şekilde inşallah gireceğiz. Hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni 35 yıl sonra Ilgın'da tekrar belediye başkanlığında iktidar edip Sosyal Demokrat Belediyeciliği Ilgın'a güzel, yakışır bir şekilde yapmak istiyoruz.